Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salatu selam Muhammed Mustafa'ya, eline ve ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, Umdet-i adlı kitabın 30. bölümünde tekrardan birlikteyiz. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yetadammenu l-iman bi risaleti n sallallahu aleyhi ve sellem el-iman bi ennehu Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğuna iman etmeyi de gerektirir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. O peygamberlerin sonuncusudur. لِيَنَّهُ اَخْبَرَ بِذَٰلِكَ قَالَ aleyhissalatü vesselam وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildirmiş ve peygamberlik benimle son buldu demiştir. Ravahu Muslim Hadisi de İmam Müslim rivayet etmiştir. Dolayısıyla bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonra yeni bir peygamber gelebileceğini iddia ederse, buna böyle inanırsa o kimse dinimizi yalanlamış olduğundan, Allah'ı ve Resulünü yalanlamış olduğundan dolayı iman dairesinin dışında kalır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. Neden diyoruz yeni bir peygamber gelmeyecektir? Çünkü İsa aleyhisselam şu anda ikinci semada yaşıyor durumdadır. Allahu Teala onu ikinci semaya yükseltmiş ve kıyametin büyük alameti olarak Allah'ın vaat ettiği gün geldiğinde yeryüzüne inecektir ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatıyla amel edecektir. Şu anda İsa aleyhisselam yaşıyor, ikinci semadadır. Allah'ın vadediği gün geldiğinde yeryüzüne nuzul edecektir. İsa aleyhisselam'ın gelmesi tabii ki onun için yeni bir peygamber olma söz konusu değildir. Çünkü o peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dönemde peygamberlik yapmış bir peygamberdir ve İsa aleyhisselam çarmıha gerilmedi, öldürülmedi ve o canlı olarak gökyüzüne çıkarıldı ve hala ikinci semada yaşamaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir dediğimiz zaman bu konuda çelişkiye düşmüş değiliz. Neden? Çünkü İsa aleyhisselam yeni bir peygamber değil. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bir dönemde peygamberlik yapmış olan bir peygamberdir. Ve kavluhu bi enne seyyidena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem seyyidu veledi Adem ecma'in hâzâ muttefakun aleyhi ulemâi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ademoğlunun efendisi olduğuna dair alimlerin bu konuda ittifakı vardır. Yani peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu olmakla birlikte peygamberlerin de en üstünüdür. En faziletlisidir. Allah'ın yaratmış olduğu en üstün varlıktır. Ondan önce ve ondan sonra Allahu Teala ondan daha faziletli bir kimseyi yaratmış değildir. En faziletli kul peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve bu söylem de Nereden alınmıştır? Ve huwa ma'khuzun min hadisin rawahut İmam Tirmizi'nin rivayetinden alınmıştır. Efendimiz ne diyor? Ene Seyyidu waladi Adama yawmal kıyame ve la Ben kıyamet gününde Adem oğlunun efendisiyim der. Ve bunu da övünmek için değil, Allah'ın bana sunduğu bu güzelliği sizlerle paylaşmak için söylüyorum demiştir. Eyle aqulu zalika iftiharan. İnne ma aqulu tahaddusun bi ni'metillah yani efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu ben övünmek için söylemiyorum derken yani ben kibirlenmek böbürlenmek için değil Allah'ın bana sunduğu bu fazileti sizlerle paylaşmak için söylüyorum demiştir. Wa fi zalike cevazu wasfihi bi ennehu basar. Buradan da anlaşılıyor ki efendimiz aleyhissalatu vesselama insan olunun efendisi yaratılmışların en üstünü, en güzeli, en kıymetlisi denilebilir. قال المؤلف رحمه الله ويجب اعتقاد ان كل نبي من انبياء الله يجب ان يكون متصفا بالصدق. Ayrıca itikad edilmesi, inanılması farz olan hususlardan bir tanesi de bütün peygamberler hepsi sıdık sıfatıyla vasıflıdır. Hiçbir peygamber asla yalan konuşmaz. والامانتي <laughs> Aynı zamanda bütün peygamberler güvenilirdirler. Asla emanete ihanet etmezler. Dini olarak ne de dünyevi olarak asla emanete ihanet etmezler. Velfatanati ve bütün peygamberler hepsi zekidirler. Feystahilu aleyhimul kezbü vel hiyanetu ve'rradalatu ve'safahetu vel vel Dolayısıyla peygamberler hakkında yalan, ihanet rezillik, hikmetsizce davranmak ve geri bütün bunlar hepsi peygamberler hakkında imkansızdır. Ve ayrıca korkaklık da ayrıca peygamberler korkaklıktan da korunmuşlardır. Allah onları en cesur insanlar olarak yaratmıştır. Ve kullu ma yunfiru an kabul iddaveti minhum. Ayrıca bütün peygamberler insanları davetlerinden uzaklaştıracak her türlü kötü hallerden korunmuşlardır ve tiksindirici bütün hastalıklardan da korunmuşlardır. Eşşerhu ennel enbiya yecibu li kullim minhum en yekuna bi Dolayısıyla bütün peygamberler hakkında kesinlikle bu sıfatlarla vasıflı oldukları kesindir. Vahiyye peki nedir bu sıfatlar? es O da sadık olmaktır. Feyestahilu aleyhimul kezibu. Dolayısıyla onlar hakkında yalan imkansızdır. Yalan namına bir şey asla ağızlarından çıkmaz. لِيَنَّ ذَٰلِكَ نَقْصٌ Çünkü bu noksanlıktır. يُنَافِ مَنْسِبَ النُّبُوَّةِ Öyle bir noksanlıktır ki peygamberlik makamına ters düşecek, peygamberlik makamına halel getirecek alçaltıcı bir sıfattır. وَاَمَّا قَوْلُوا İbrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ زَوْجَتِهِ سَارَهُ اِنَّهَا اُخْتِ veyhe leyset ukhtu fi'n neseb fe kana li'enneha ukhtu din dolayısıyla İbrahim aleyhisselam hakkında varit olan İbrahim aleyhisselamın Mısır'dan geçerken evli olan kadınlara ilişmeye çalışan zalim bir kral tarafından yönetilen Mısır'dan geçerken İbrahim aleyhisselam orada askerleri İbrahim aleyhisselama gelerek yanındaki kadının kim olduğunu sordular İbrahim aleyhisselam da eşi için bu benim kardeşimdir demişti. Ancak burada kardeşimdir derken nesepteki kardeşim değil dindeki kardeşim anlamındadır. Çünkü müminler kardeştirler. Allah ne bildiriyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَهُ Müminler ancak kardeştirler. Dolayısıyla insan annesinin dindeki kardeşidir. Babasının dindeki kardeşidir. Müslümanlar birbirleriyle kardeştir. Aynı keza insanın eşi kendisinin dindeki kardeşidir. Dolayısıyla bir insan bu benim dindeki kardeşimdir derse yalan söylemiş olmaz. İbrahim aleyhisselam da o insanlara bu benim kardeşimdir derken yani dindeki kardeşimdir anlamında bu sözü sarf etmiş söylemiştir. Bunda da yalan yoktur. فَهُوَ لَيْسَ كَذِبًا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ hakikatu. اِنَّمَ هُوَ صِدْقٌ Bu batini ve zahiri olarak da hakikattir, doğrudur, asla yalan değildir. Çünkü peygamberler yalanın hiçbir türüne düşmezler. Yalanın türleri vardır değerli Müslümanlar. Küfür olan yalanlar var. Mesela bir kimse derse ki Allah bildirdi ki içki içmek helaldir. Bu insan tabii ki Allah'ın adına yalan söylemiş ve aliminden cahiline kadar herkesçe Haram olduğu bilinen bir şeyi helal saymış ve dolayısıyla imanından olmuştur. Bu küfür olan bir yalandır. Ayrıca büyük günah olan haramlar vardır. Bir Müslümana zarar verecek bir yalan söylemek gibi. Bu büyük bir günahtır. Ama içerisinde haramı helal, helali haram kılacak bir yalan yoksa ya da bir Müslümana eza verecek, zarar verecek bir yalan yoksa bir başkasının hakkını alma gibi bir durum söz konusu değilse bu durumda yalan söylediğinde küçük bir günaha düşmüş olur. Yani mesela bir insan çay içmemiş, çay içtim demesi gibi. Biliyor çay içmediğini buna rağmen çay içtim diye iddiada bulunması haramdır ancak büyük günahlardan değildir. Allahu Teala peygamberlerini yalanın her türlü çeşidinden muhafaza etmiştir. Asla Yalan namına bir söz ağızlarından çıkmaz çünkü onlar sadıktırlar. Çünkü insanlara yalan söylemiş olsalardı insanlar onlara artık kuşkuyla bakarlardı. Ne malum şimdi de yalan söylemiyor diye insanlar arasında artık hor görülür ve insanlar tarafından itibar görmezlerdi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bu benim kardeşimdir dediğinde dindeki kardeşimdir manasında bu sözü söylemiş ve bu sözü de doğrudur, sıdıktır. Ve kadalika varada fi emri İbrahim fil kuran Kerim أنه قال. Aynı اَنِ keza İbrahim Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet vardır. Bel fa'alahu kebiruhum haza feseluhum in kanu yantiquun. Bu ayette geçen İbrahim Aleyhisselam o put palastara ne diyor? Bu büyük put kırdı. Gidin sorun bakalım sizlere cevap verebilecek mi? Burada demek değildir ki İbrahim Aleyhisselam yalan söylemiş ve kendini kurtarmak adına yalana başvurmuş anlamında değildir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam yalandan korunmuş bir insandır. Allah onu ve diğer peygamber kardeşlerini yalandan korumuştur. Peki ne demek istiyor burada İbrahim Aleyhisselam? Yani bu küçük putların kırılmasına neden olan bu büyük put olmuştur. Çünkü o müşriklerin kendilerince ibadet ettikleri epeyce putları vardı. Ancak bu putların arasında bir tane daha büyük bir put bulunurdu ve bu büyük puta daha çok ihtiramda bulunur, ona saygıda bulunurlardı, hediyeler takdim ederlerdi ve İbrahim aleyhisselam da o insanların yapmış oldukları bu fiillerinden dolayı aşırı derecede tabii ki o büyük puta karşı nefret duymuş ve o küçük putu kırarak fiili de o büyük puta isnat etmeyi istemiş ve bundan da o büyük putu aşağılamayı kastetmiştir. Yani ey insanlar sizler o büyük puta o kadar ihtiram gösteriyordunuz ki ona o kadar çok tapıyordunuz ki o put kendini dahi koruyamazken ve sizin sorduğunuz soruları anlayamayıp sizlere cevap veremiyor olacakken siz ona nasıl taparsınız? Bunu göstermek adına gidin sorun bakalım o büyük put size bir cevap verebilecek mi? O kırdı. Yani bu küçük putların kırılmasına neden olan o büyük puttu anlamında İbrahim aleyhisselam o kırdı demiştir. وَلَيْسَ هَذَا كَذِبًا حَقِيقِيًا بَلْ هَذَا صِدْقٌ مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ İbrahim aleyhisselamın bu sözünde asla yalan yoktur. Bilakis o doğrudur, hakikattir lأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم çünkü büyük put küçük putların kırılmasına neden olmuştu El asnam al-uhra min şiddeti ihtiyazih minhu limubalagatihim fi ta'zimihi çünkü İbrahim Aleyhisselam o büyük puttan aşırı derecede nefret duymuş çünkü o müşrikler o büyük puta epeyce ihtiram gösteriyorlardı o büyük putun hiçbir değeri hiçbir kıymeti olmadığını göstermek adına kendilerini dahi savunamayacak durumda olduklarını göstermek adına küçük putları kırmış ve büyük putun boynuna o küçük putları kırdığı o baltayı asmıştı. Ona sorduklarında o büyük put kırdığı gidin sorun bakalım sizlere cevap verebilecek mi? Dolayısıyla burada yalan yoktur. Bilakis hakikattir. Mesela elimde bir bardak var. Biri elime vurdu ve elimden düşürdüm. Ben de desem ki o kırdı, burada yalan olmaz. Çünkü bu bardağın kırılmasına neden oydu anlamında o kırdı demiş oluyorum. İbrahim aleyhisselam da aynı keza o büyük put kırdı dediğinde yani o küçük putların kırılmasına neden olan o büyük puttu anlamında böylesi bir söylemde bulunmuştur. Min şiddeti ihtiyazihi minhu limubalagatihim fi ta'zimihi bitecmili heyetihi ve suratihi فَحَمَلَهُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اَنْ يُكَسِّرَ الصِّغَارِ وَيُه۪ينَ الْكَب۪يرِ Ve o kadar o müşrikler o büyük puta ihtiramda bulunuyorlardı ki onu güzelleştiriyorlar, onu temizliyorlar, onu süslüyorlardı. Ve tabii ki İbrahim aleyhisselam da o küçük putları kırarak o büyük putu aşağılamayı kastetmiştir. فَيَكُونُ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اِلَى الْكَب۪يرِ اِسْنَادًا مَجَازِيًّا فَلَا كَذِبَ ف۪ي ذَٰلِكَ Dolayısıyla büyük putun kırdığını söylemesi, fiili ona isnat etmesi bu mecazi bir isnattır. Yani o küçük putların kırılmasına neden olan o çokça ihtiram gösterdiğiniz, çokça medet umduğunuz o büyük puttu anlamında o kırdı demiştir. Ey huve fil hakikati ben ve Bu hakikatte tabii ki yalan değildir, doğrudur. وأما حديث İbrahimu إبراهيم ثلاث كذبات فقد اعترض عليه بعض العلماء وأوله بعضهم Ancak bir hadis varit olmuştur. Bu hadisi bazı alimler reddettiler, kabul etmediler. Bazı alimler de bunu tevil etme yoluna gittiler. O hadiste geçen nedir? Kezebe İbrahimu thalâfe kezebat. Yani bu hadis zahirine göre alındığında manası ne çıkıyor? İbrahim üç tane yalan söyledi anlamı çıkıyor. Ama bu hadis bu anlamda değildir. Bazı alimler bu hadisin zayıf olduğunu söyleyip kabul etmediler, reddettiler bu hadisi. Bazı alimler de tevil ettiler. i̇mam Razi gibi. i̇mam Razi bu hadisi reddetmiş ve kabul etmemiştir. Bazı alimler de tevil yoluna gittiler. Tevil yoluna gittiler yani zahiri manasından çıkarıp bir peygambere yakışacak bir manayla ama o kelimenin yine ihtiva ettiği bir manayla tefsir etme yoluna gittiler. Dediler ki işitenlerin nazarında İbrahim onlara göre yalan söylemişti ama İbrahim hakikatte doğruyu söylemişti, yalan söylemiş değildi. Yani o müşrikler onların nazarında İbrahim yalanı konuşmuştu ama hakikatte öyle değildi. İbrahim doğruyu söylüyordu çünkü o küçük putların kırılmasına neden olan O büyük puttu. وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر